Ben fizik öğretmeni Erhan Bol. Bugün sizinle levhalar arasında yapılan iç konusuna bakacağız. Arkadaşlar birbirine paralel durmakta olan iki tane iletken levhamız olsun. K ve L levhaları. K ve L levhalarını bir üretece bağlayalım. Artı kutba bağladığımız levha artı yüklü yüklenecektir. Eksi kutba bağladığımız levha ise eksi yük ile yüklenecektir. Böylece K ve L levhaları arasında düzgün bir elektrik alanı oluşur. Oluşan bu elektrik alanı şiddeti de V bölü D ile hesaplanacağını daha önce göstermiştik. Şimdi ben diyorum ki K levhasının önüne bir artı Q yükünü serbest bırakacak olursak burada aynı cins yükler birbirini iteceğinden dolayı bizim artı Q yükümüze bir elektriksel kuvvet etki eder. Bu elektriksel kuvvetin etkisiyle artı Q yükü K'dan L levhasına doğru hareket eder. Ve böylece elektriksel kuvvetler bir iş yapar. Yapılan işte Q çarpı V KL şeklinde hesaplanır. Zaten KL noktalar arasındaki veya KL levhalar arasındaki potansiyel fark V'ye eşit olduğundan burada yapılan iş Q çarpı V'dir diyebiliriz. Peki elektriksel kuvvetler iş yaptığı için sistem enerji kaybetmiştir. Kaybedilen bu enerji nereye gitmiştir? O da cisme kinetik enerji olarak aktarılmıştır. O yüzden biz diyoruz ki levhalar arasında yapılan iş cismin kinetik enerji değişimine eşit olur. Peki nedir bu kinetik enerjideki değişim? O da son kinetik enerjisi 1 bölü 2m v sonun karesi eksi ilk kinetik enerji 1 bölü 2m v sıfırın karesi şeklinde ifade ederiz. Tekrar toparlamak gerekirse artı Q yükünü K levhasından serbest bıraktığımızda L levhasına gitmekle yapılan iş Q çarpı V kadardır. Bizim yükümüz N noktasına kadar götürülüyor olsun. Bu sefer yapılan işi oranlama yöntemiyle bulacağız arkadaşlar. Onu da şöyle diyeceğim. D mesafesinde yapılan iş Q çarpı V kadardı. O zaman X mesafesinde yapılan iş V KN diyelim. K'dan N'ye götürmekle. Oranlama yapacak olursak arkadaşlar KN noktaları arasında yapılan iş de Q çarpı V bölü D çarpı X'tir. Dikkat edin. Levhaların arasında bir noktaya götürecek olursak X mesafesine ve D mesafesine bağlıdır. Ama levhaların arasında yapılan işe bakacak olursak levhalar arasındaki mesafeye bağlı değildir. Şimdi arkadaşlar yine bizim bir paralel bağlı, üretici paralel bağlanmış levhalarımız var. Bu levhalar üzerinde X, Y ve Z noktaları verilmiş. X ve Y aynı eş potansiyel çizgisi üzerinde olduğu için X'in potansiyeli Y'nin potansiyeline eşittir. Elektrik alanın yönüne bakınız. Elektrik alan yönüne gittikçe ne oluyordu? Elektrik potansiyeli azalıyordu. K noktasının potansiyeli de L noktasının potansiyelinden büyüktür. O zaman X, Y, Z noktanın potansiyellerini sıralamamız gerekirse X'in potansiyeli Y'nin potansiyeline eşittir. O da Z'nin potansiyelinden büyüktür deriz. Örneğimize bakalım. Şekildeki yüklü paralel levhalar arasındaki düzgün elektrik alan şiddeti E'dir. K, L, M, N noktalarının elektriksel potansiyelleri VK, VL, VM, VN olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar bakalım artı kutba burası bağlanmış. Bu levhamız artı yüklü yüklendi. Bu levhamız da eksi yüklü yüklendi. Elektrik alan artı yüklü levhadan eksi yüklü levhaya doğrudur. Şimdi bakalım diyeceğiz ki elektrik alan yönünde gittikçe elektrik potansiyeli azalıyordu. O zaman K'nın potansiyeli büyüktür L'den, o da büyüktür M'den ama M ile N birbirine eşittir. Çünkü ikisi aynı eş potansiyel çizgisi üzerinde. Cevabımız E şıkkına verilmiş. Yeni örneğimiz eksi Q yüklü cisim. Yüklü levhalar arasında 1, 2, 3 numaralı yolları şekildeki gibi izleyerek K noktasından N noktasına götürülmektedir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar K ve L noktaları aynı eş potansiyel çizgileri üzerinde olduğu için iş yapılmamıştır. Burası artı yüklü levhamız. Onu da yazalım. Burası da eksi yüklü levhamız. Bizim yükümüz de eksi Q yüklü. Sorunun başında not almıştık. LM arasında elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Doğrudur. Yükümüz eksi. Eksi yüklü levhayı yaklaştırmak istiyoruz. Eksi eksi itecektir. İtmesine rağmen biz onu yaklaştırıyoruz. O zaman elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. MN arasında elektriksel kuvvetler iş yapar diyor. Halbuki
MN arasında elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2. Yeni örneğimiz, yüklü levhalar arasında artı Q yükü sırasıyla ABC yolunu izleyerek başladığı noktaya geri dönüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? A noktasında elektriksel kuvvet iş yapmaz. Doğrudur. Çünkü A yolu eş potansiyel çizgisi üzerinde olduğu için bir potansiyel fark yok. O yüzden iş yapılmamıştır. Artı Q yükü taşıyorduk. Hemen onu yerine koyalım. Bu levhamızda artı yüklü. B yolunda elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır diyor. Halbuki artı artı iteceğinden B yolunda elektriksel kuvvetlerin kendisi iş yapmıştır. O yüzden 2 nolu yargımız yanlış. 3 nolu yargıya bakalım. C yolunda elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Doğrudur. Bizim yükümüz artı Q yüküydü. Biz bunu artı yüklülükleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır deriz. Cevabımız D şıkkı. Şekildeki bir yüklenmiş levhaların K ve N noktaları arasındaki özdeş yükler verilen yolları izleyerek biri L'ye diğeri de M'ye götürülüyor. Yüklerin bu noktaları getirmek için yapılan işler VKL, VMN olduğuna göre VKL bölü VMN oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar levhaların arasındaki noktalarda hareket ettirdiğimizden uzaklığa bağlı olarak bir oranlama yazacağız. Ben diyorum ki K ve L noktaları arasındaki dik uzaklık 2 birim. O yüzden KL noktaları arasındaki potansiyel fark 2 volt olsun. Ve burada yapılan işte Q çarpı 2V diyelim. M ve N noktaları arasındaki dik uzaklıkta 1 birim. O yüzden NM noktaları arasındaki potansiyel fark V kadar olsun. Yapılan işte Q çarpı V kadar. Buraya 2QV dedik. Buraya da QV dedik. Oranladığımız takdirde cevabımız 2 olarak bulunmuş olur. K levhasının yakınından serbest bırakılan artı Q yüklü tanecik L levhasına V hızıyla ulaşıyor. Bakalım bu levhamız artı yüklü yüklenmiş. Ne olacaktır? Artı artı itecektir. Burada elektriksel kuvvetler bir iş yapacaktır. Yapılan iş Q çarpı V'dir. Ne demiştik? Elektriksel kuvvetler iş yaptığı için sistem enerji kaybetmiştir. Kaybedilen enerji de cisme kinetik enerji olarak aktarılmıştır. Yani bu yapılan iş cismin kazandığı kinetik enerjiye karşılık gelecektir. Bakalım sonra ne demiş? Buna göre hangilerindeki nicelik artarsa taneciğin L levhasına ulaşma hızı artar diyor. Q yük miktarı artarsa yapılan iş artar. O yüzden hızı artar. Taneciğin kütlesi artarsa o zaman hızı azalacaktır. Levhalar arasındaki uzaklığa bağlı değildir. Demiştik ki K'dan L'ye götürülürken yapılan iş sadece Q çarpı V kadar. O yüzden D mesafesine bağlı değil. Cevabımız yalnız 1. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim.